değerli basın mensupları, havalar soğumaya başlıyor. Dünkü çağrımı ineleyerek ben de sizle sohbete başlamak istiyorum. Sayın Bakan Nebati, enerji fiyatlarında girdi maliyetlerindeki düşüşün memnuniyetini ortaya koydu. Biz de memnunuz. Dışarıdan aldığımız doğal gaz fiyatlarının aşağı çekilmesi elbette ülkemizin menfaatine şimdi istiyoruz ve diyoruz ki sen de vatandaşa sattığın doğalgazın fiyatını aşağı çek. Aşağı çek ve vatandaşı evinde battaniyeyle oturtma. Sayın Nevati, kur korumalı mevduatlara, mevduat sahiplerine vereceğim parayı kız. Vatandaşın doğalgaz fiyatlarını Türkiye'ye yansıyan fiyat indirimi çerçevesinde sen de aşağı çek. Buna mecbursun. Milletten daha fazla ah almak, beddua almak istemiyorsanız... Bunu yapacaksınız. Bir an önce yapın. Dün söyledim. Mayıs ayında bunu yapmanın bir alemi yok. Yapacaksınız. Kara kışta bunu yapın. Ve milleti soğuktan hasta etmeyin. Evet. Dün gene burada EYT dedim. Hemen dedim. Milletin umutlarıyla oynamayın dedim. Ah. Genel kurula geçtim. Vay. Şovlar başlamış. EYT güya meclise gelmiş. AK Partili vekiller kameralar karşısında, cep telefonları karşısında E.T. EYT kan teklifine imza atarken poz veriyorlar. Fotoşov yarışı başlamış. EYT şov, imza şov yarışı başlamış. Ve milyonların umudunu imza şova çevirmişler. Pes. Sordum. Hakikaten Metin geldi mi meclise dedim. Kem küm. Gakkuk. Bekliyoruz. Verilmiş sözler var. Metin ortada mı? Bana sorarsanız yok. Özellikle bizim basıncımız, dün burada söylediklerimiz, EYT'lerden gelen yoğun talepler AK Parti'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kanun yapma yerinde imza şov yapma görseli sergilenerek gene milyonların umuduyla adeta dalga geçilmiş gibi görünüyor. Eğer teklif gerçekten dün geldiyse imzayı açıldıysa kağıda imza atmak kolay. Bugün bu teklifi meclis başkanlığında görmek istiyoruz. Bugün. Eğer bugün bu gelmiyorsa meclis başkanlığına bilin ki ortada kimsenin umudunu moralini bozmak da istemiyorum ama gerçekleri söylemek gibi bir görevimiz var. Teklif henüz ortada değildir. Maliye Bakanı para var diyor sorun yok diyor güzel. Erdoğan 1 Ekim demişti bir Ekim demişti. Temmuz ayında demişti. Güzel. Evi Ekim geçti. Kasım, Aralık, Ocak, Şubat. Şubat'a geldik. Cumhurbaşkanı bu yeni yıla kalmayacak demişti daha sonra Aralık'ta. Kaldı Erdoğan. Yani EYT'liye anasının ak sütü gibi hakkı olan o maaşları iki ay geç verirsen kar edeceğini mi düşünüyorsun? Ver zamanında. Hani yeni yıla kalmayacaktı? Şimdi Şubat deniyor. Ey EYT'liler. Tamam bu iş bitti gözüyle bakarsanız bu Mart'a kalacak. Belki Nisan'a. Buradan EYT'lilere çağrıda bulunuyorum. Basınca devam. Talebe devam. Feryada devam. Bunlar bu dilden anlar. Tamam bu iş bitti diye rehavete kapılmayın. Çünkü rehavete kapıldığınız her gün maaşınızı bir ay geç almanız demektir. Milletin umutlarıyla kimse oynamasın. Bu üç aylık EYT'lilerin öyle görülüyor ki üç ay geç alacaklar bu maaşları. Yani Ocak, Şubat, belki Mart'ı bile. Özlem Hanım dün diyor ki AK Parti grubu Mart bakalım belli olmaz noktasında. Hadi Mart'ta alacaklarını varsayalım bastıracağız inşallah olacak. Ocak ve Şubat ne olacak? EYT'linin iki aylık maaşı ne olacak Erdoğan? Niye göz, göz dike, dike bunu mu buldun? EYT'nin üç kuruş maaşına mı, emekli maaşına mı göz dikiyorsun? Yetmedi mi milletin kesesini boşaltma? Şovu bırakın ve teklifi bugün başkanlığa ulaştırın kardeşim. Cumhuriyet Halk Partisi hazır. Söz verdik. Hiç kem küm yok, orası burası yok. Vatandaşın aleyhine bir şey yoksa, EYT'nin aleyhine bir şey yoksa bu teklifin mecliste bir saat komisyonda bir saat genel kurulda işi var. İki saat İsteniyorsa aynı gün, aynı gün komisyonda bir saat aynı gün genel kurulda 48 saat kuralını partilerin mütabakatıyla esnetiriz ve genel kurulda çıkarız. Çıkmıyorsa bilin ki Ak Parti ETLer'in umutlarını malzeme yapmaya ETLer'in umutlarıyla oynamaya devam ediyor. Ak Parti Erdoğan, Nur Topu gibi bir meselemiz daha var. EYT'yi hadi hallolur artık diyoruz. Gecikmeli de olsa. Bir de ne var? E.S.T. Artık bunu konuşacağız. Emeklilikte staja takılanlar. Bu kitle de çok büyük. Etkili bir kitle. Ve hakları. Dün söylediğim gibi onların da hakları. Sayın Bakan işte bu devlette çalıştılar da devlet kaçak işçiliği çalıştırdı da şudur. Bunlara gerek yok kardeşim. Bu bir haktır, bir hak talebidir ve EST meselesini yani kamuoyunun genel olarak bildiği haliyle staj mağdurları meselesini de paşa paşa çözeceğiz. Buradan hiç geriye dönüş yok. Tıpkı Erdoğan şöyle yapacak. ETD yaptı ya olmaz, oh yan gelip yat iki maaş falan dedi, o, asla olmaz dedi. Sonra şimdi paşa paşa bu noktaya geldi. Erdoğan. EST konusunda da paşa paşamı desem, tıpış tıpış mı desem bu noktaya geleceksin. ET tamam değil ama en azından e, artık buradan da cayamazlar diye düşünüyorum. Şimdi artık önümüzdeki günlerde, haftalarda Erdoğan yeni bir gündemin olduğu nur topu gibi EST. Onlar da tıpkı ET'ler gibi örgütlüler, organizeler ve haklarını arıyorlar. Ver, ver ki bak aday olacağım diyorsun. Seçim geldi. Ver belki sana oy verirler. Verirler vermezler bilmem. Ben isterim ki hepsi bize oy versin. Ama sana da verebilirler. EST'yi hallet ve lütfen ve artık EYT'lerin sabrını daha fazla taşırma. Kur korumalı mevduat. Şimdi bu EYT dedik, EST dedik. Bunlar bütçe diyor, para diyor, pul diyor ya. Peki soruyoruz Erdoğan'a. Zenginin parasını dolar karşısında korumak için kur korumalı mevduat diye bir ucube sistemi çıkardın. Ve bugüne kadar 92 milyar hazineden zenginin parası dolar karşısında değer kaybetmesin diye para ödedi. Fakir fukaranın yok öyle parası. Zengine ödedi çocuk bezinden, sütten, peynirden, e, doğalgazdan doğal aldığın vergiyi götürdün, 92 milyarı verdin. Bundan kalsan iyi. Ne yaptın? Bunların 19 milyarlık vergisinden de vazgeçtin. Vergi. Gelir vergi. Vergi ödemeleri gerekiyor. Hayır, bunu da almıyorum. Ne uğruna? Güya dolar aşağı inecekti. Dolar 19'larda seyrediyor. Peki 92 milyar, 19 milyar bitti mi? Hayır. Bizim mevzuatımıza göre hazinenin ödediği kadar da Merkez Bankası ödüyor bu KKM'lere. Ne kadar o? Merkez Bankası açıklamadı. Yıl sonu bilançosunda göstereceğim dedi. Göstermedi. Ama he? Meclise de, meclise de bilgi vermediler. Şimdi soruyoruz Merkez Bankası'na her şeyi Arap saçına çeviren Merkez Bankası'na sen kaç lira verdin? Kur korumalı mevduat sahiplerine. Sen ister söyle ister söyleme. Bizim mevzuatımıza göre uzmanlar bunu hesapladığında en az 90 milyar da sen verdin. Ne etti? 200 milyar TL. Eski parayla kat trilyon. 200 kat trilyon. Ne uğruna? Niye verdin? Fakir fukaradan topladın devletin kasasından kesesinden zenginin bank hesaplarına ne para yatırıyorsun? Versene bak, EYT. Bak EYT'liler iki aydır hak ettikleri maaşı alamamış olacaklar. ETL'den çal, zengine ver. EST'liden sakın zengine ver. Bunu kabul etmek mümkün değil. Değerli arkadaşlar, bugün beyefendi bir imza atmış. Erdoğan ne atmış? Kur korumalı mevduat vergi muafiyetini süresini 2020 sonuna kadar uzatmış. Pes. Yani diyor ki ben zenginden vergi almam kardeşim. Fakir fukaranın alışveriş yaparken ödediği ÖTV, KDV benim işimi görüyor. Ayıp. Devletin bütün yükünü fakir fukaraya yükledin ya. Bütün yükünü. Millet markete gidemiyor. Millet süt, peynir, et alamıyor. Beyefendi imzayı bugün attı. Kur karumalı mevduatta vergi muafiyetine devam. Yani bu şu demek 2023'te en az 19 milyar, 2022'de o kadardı, 19 milyar paradan devlet alacağından, zenginden alacağından vazgeçti. Fakir fukaradan alacağından vazgeçmiyor. EYT'yi uzattığı günü kar sayıyor, zengini korumayı da görev sayıyor. Böyle bir kafa Türkiye yönetiyor. Şimdi enflasyon oransal düşse ne olur? Fiyatlar düşecek mi? Enflasyonla ilgili şimdi bir şey söyleyeceğiz. Fiyatlar artmaya devam ediyor. Enflasyon oransal olarak düşüyor mu? Düşse ne olur? Varsayalım düşüyor. 2 liralık simit zaten yedi buçuk lira olmuş. 2 liralık ekmek 5 lira olmuş. 12 liralık süt 34 lira olmuş. 7 liralık ünlü öğrencilerin kafeteryada yediği, okul kantinde yediği tost 7 liralık tost 25 lira olmuş Erdoğan. Hep söylüyorum 2826 lirayken asgari ücret 54 kilo dana et alıyordu. Asgari ücretli. Şimdi 8500 lira yaptın 37 kilo alıyor. Söyledim, yine söylüyorum. Asgari ücretlinin 17 kilo etini 2 yılda çaldın. Çaldın, sofrasından çaldın. Şimdi oransal düşse ne olur? Ya 120 liraya aldığım eti şimdi ben 230 liraya alıyorum kardeş. Bundan sonra düşse ne olur? Ve bu asgari ücretle iki yıl önceki asgari ücretin aldığı eti zaten alamıyorum. Milleti çukura atmışsın seni daha aşağı gömmeyeceğim diyorsun. Bu budur. Milleti kuyudan çıkarmak lazım. Kuyuda dur. Daha derini yok diyorsun. Düşmüş adam kuyuya. Bu kafa kafa değil. Fiyatlar da artmaya devam ediyor. Ha bu arada nebati devreye giriyor. Enflasyonu bilerek düşürmüyoruz diyor. Aniden düşürmüyoruz diyor. Bak bak kafaya bak. Ülkenin maliye bakanı diyor ki enflasyonu bilerek aniden düşürmüyoruz. E nebati vatandaş inim inim inliyor. Madem böyle bir yeteneğin var. Enflasyonu bilerek ve aniden düşürmek gibi bir yeteneğin var. Ama sen düşürmüyorsan, bilerek düşürmüyorsan, şöyle mi diyelim yani? İnsanların et, süt, peynir, simit alamamasından zevk mi alıyorsun sen? Emeklilerin et, süt kurumunda kuyruğa girmesinden, emeklilerin, vatandaşların halk ekmek büfelerinin önünde ucuz ekmek almak için kuyrukta üşeme, üşümelerinden zevk mi alıyorsun? Bunun için mi bilerek aniden düşürmüyorsun enflasyonu? Ya da insanların evinde kombiyi kapatıp battaniyeye sarılıp oturmasından zevk mi alıyorsun Sayın Nebati? Bu nasıl bir laf ya? Bilerek aniden düşürmüyoruz. Lafa bak hizaya gel. Yazık. Pes. Ve evlere şenlik bir merkez bankası. Merkez Bankası bugün yeni bir tebliğ yayınlamış. Firmaların yurt dışı kaynaklı dövizler için diğer döviz kurlarına göre daha yüksek bir kur uygulayacağını hazırlamış. Batık kasayı, bitik kasayı, boş kasayı doldurmak için dönüşüm destek kuru açıklıyor. Aslında şimdi döviz kuru ne? ne nedir? Yani sorsak televizyonların hep bu köşelerinde bir kur yazar böyle. Dolar yazar, euro yazar. Yazar bir şey. Öyle değil vatandaşlarım. Öyle değil. Türkiye'de altı tane kur var. Altı ayrı kur var. Merkez Bankası her gün iş günü saat 15'te açıklıyor bunu. Mesela bugün 18.77 demiş alış. 18.85 satış. Bu Merkez Bankası'nın kuru. Resmi kur. E serbest döviz bir büroları var. Serbest piyasada döviz kuru başka. Sabah 19'muş. 19.05'miş satış. Özel bankaların kuru daha başka. Yani isim vermeyelim şimdi özel banka anlayın. Bunların kuru da farklı. E kamu bankaları var. Vakıf, halk, ziraat. Bunların kuru da başka. Etti dört. Bir de dönüşüm kuru çıktı. Merkez Bankası diyor ki ihracatçıya, turizmciye dövizini bana getir. Piyasa 17 ise ben sana 19 vereyim. 128 milyar doları arka kapıdan satarken kasanın boşalacağını, Türkiye'nin Merkez Bankası'nın böyle bir riske, krize gireceğini hesaplamayanlar şimdi yüksek kurdan döviz alma peşinde. İthala, ihracatçıdan, turizmciden 19 alıyor. Sonra arka kapıdan 16'ya satıyor. Bu kafaya bak ya. 17'ye satıyor. Bu nasıl bir kafa? Zaten bu Merkez Bankası'nın hani böyle hedefleri olur, bir de tahminleri olur. Görevidir ikisi de Merkez Bankası kanununda yazılı görevlerdir. On yıldır tutmuş bir tahmini yok. Hedeften geçtim. Hedeften geçtim. Mesela Merkez Bankası'nın görevi işte enflasyon, fiyat ayarlaması, enflasyonla mücadele vesaire. Merkez Bankası enflasyon tahmini hiç tutturamadı. Hiç. On yıldır hiç tutmamış. 2002'de 23.2 demiş tahmini 2022 mi dedim? 22 de dedim. 22 demiş olayım. 2022'de 23.2 demiş, ne olmuş? 64.3. Pes. Sapma %300. Başka örneği var mıdır bunun? Yoktur. Dünyada bu kadar hedef tahmininde sapma olan bir merkez bankası bulamazsınız. Hedefleri zaten geç. Mesela 2022 için yüzde beş hedef koymuş, yüzde altmış dörtle tamamlamış. Sapma hedefteki sapması yüzde 1280. Sapma tahmindeki sapması yüzde 300. Böyle merkez bankası olur mu? Olmaz. Değerli arkadaşlar, Türkiye öyle görülüyor ki Sinan Ateş cinayetini konuşmaya devam edecek. Konuşmalı da. Çünkü Sinan Ateş cinayetinde ipe un sermenin tipik bir örneğini görüyoruz. Kamu vicdanının kanatıldığını görüyoruz. Sayın Erdoğan, Fırat'ın doğusunda kendini Hazreti Ömer'e aşağı benzetirsin. Fırat'ın doğusundan kaybolan koyundan mesulüm dersin. Bu cinayetle ilgili niye susarsın? Niye susarsın? Sinan Ateş cinayetiyle ilgili devlet daha ne kadar üç maymun oynayacak? Şimdi yeni bir gelişme var. Tolga Han Demirbaş. Sayın Olcay Kılavuz'un evinde gözaltına alındı. Salındı. Sonra gene alındı. Gene salındı. Bugün şimdi tekrar alındı ve tutuklandı. Aynı şekilde Emre Yüksel, Ülke Ocakları Genel Başkanımız. Tutuklandı. Şimdi Olcay Kılavuz'un ifadesine başvurulacak mı merak ediyorum. Tanık olarak başvurulacak mı merak ediyorum. Başvurulmalı mı? Normal şartlar altında lisedeyken biz ne eşya derdik. Başvurulmalı. Ama başvurulacak mı? Gerçekten merak ediyorum ve başvurulmalıdır. Bir cinayet başkentin göbeğinde işlenmiş bir cinayet aydınlatılmalıdır. Ucu nereye gider bilmem. Kimseyi de peşinden itham etmem. Ama Ankara'nın ortasında işlenmiş bir cinayetten ortaya kirli kokular saçılıyor. Devlet bunu örtbas edemez etse de üç ay edebilir. Üç ay sonra devlet bu işte ilgili ne var ne yoksa üç buçuk ay diyelim ne var ne yoksa ortaya zaten çıkaracaktır. Bu vesileyle mübarek üç ayların başlangıcı Regaib Kandil'imizi tebrik ediyorum. Önce aziz vatandaşlarımıza sonra tüm İslam alemine ve bütün insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bu kadar. Evet, buyurun. Evet menfur bir cinayette katledilen, öldürülen Sinan Ateş'i ben tanımazdım. Bu olaydan sonra biraz baktığımızda değer, duruşu olan, akademisyen kimliği de olan ve arkada iki pırıl pırıl yetim bırakan bir değer, ülkemizin bir değeri. Evladımız, ülkenin evladı. Belediye başkanımız bana sorarsanız güzel bir iş yapmış. MHP'li üyelerin oy vermesi de ben MHP'nin iç meselelerine karışmam. E, olması gerekendir. Sinan Ateş Büyük Ocakları eski genel başkanı değil mi? İyi yapmışlar. Doğru yapmışlar. MHP'nin genel merkezi ne yapar onu bilemem tabii. Evet. Herhalde bu kadar. Çok teşekkür. Teşekkürler. Kolay gelsin. İyi mesailer. Bugün iyi bir